1950'li yıllar değişim yıllarıydı. Çok partili hayat, 45'lik plaklar, tarımda makineleşme, yeni yollar, otomobiller ve milli müsabakalar. Kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na dayanan voleybolda da dönüm noktaları bu dönemde yaşanıyordu. 1958 yılında Voleybol El Topu Federasyonu kurularak Türk voleybolunun kurumsal kimliği tamamlanıyordu. Sonrası gurur dolu bir 60 yıl. Modern dünyanın yeniliklerinden biri de spordu. 1896'da Atina'da ilk modern olimpiyat oyunları düzenlendiğinde voleybol henüz doğmak üzereydi. 1892 yılında basketbolu tasarlayan Dr. James Naismith'in yakın arkadaşı olan William Morgan, basketbolu inceleyerek ileride bir salon sporuna dönüşecek voleybolu tasarladı. 1895 yılında önce Mintonet ismini verdiği voleybol bir sahaya file gerdirerek oynanan ve oyuncuların temas kurmadığı bir oyundu. Morgan YMCA üyesiydi ve gençler arasında boş zamanın değerlendirilmesi için bu oyunu tasarlamıştı. Ardından kendine has özelliklerle voleybol tutkusu hızla tüm dünyaya yayılmaya başladı. Dünyada voleybol elimizdeki kaynaklardan bildiğimiz kadarıyla Amerikalı bir misyoner olan William G. Morgan tarafından keşfedilen bir oyun. Tahmin ediyorum 1800'lü yılların sonuna doğru keşfedilen bir oyun. Aynı Naismith'in Amerika'da basketbolu bulduğu gibi, dizayn etmeye başladığı gibi YMCA'nın bir okulunda bulunmuştur. En sevdiğim tarafı, İlk maçlarında tenis kortlarından ödünç alınan ağlarla oynanmış. Morgan, YMCA teşkilatında beden eğitimi öğretmeni, teşkilat bünyesindeki iş adamlarının boş vakitlerini değerlendirmesi amacıyla icat ediyor bu oyunu. Oyuncuların birbiriyle temas etmeyeceği bir spor düşünüyor. Sonunda bir tenis ağı kullanarak sahanın ortasına tenis ağı geriyor. Normal bir insan boyu yüksekliğinde. Basketbol topunda iç lastiğini kullanarak voleybolu Mintonet adıyla icat ediyor. Osmanlılar da bu oyuna kayıtsız kalmadı. Osmanlı'nın son dönemindeki batılılaşma politikalarıyla birlikte spor iyiden iyiye halk arasında etkisini arttırıyordu. Maç YMCA'nın Beyoğlu şubesindeki salonda oynanıyor. YMCA daha sonra Çemberlitaş ve Sultanahmet'te de şubeler açıyor. Burada da salonlar var. Türkler arasında voleybolun oynanması konusunda iki farklı kaynakta iki farklı görüş var. Vala Somalı, Selim Sırıtarcan'ın voleybolun Türkiye'de yaygınlaşması konusunda öncü olduğunu belirtiyor. Ahmet Robinson'a göre de voleybolun Türkiye'de yaygınlaşmasında Faik Üstün İdman öncü rolü oynuyor. Darül Eytan Mekteplerinde voleybolu yaygınlaştırıyor Faik Bey. İki kaynaktaki ortak nokta aslında voleybolun yaygınlaşmasında beden eğitimi öğretmenlerinin rol oynaması. Bunlar Türkiye'nin muhtelif yerlerine dağıldıkça kendi okullarında voleybolu oynatmaya başlıyorlar.
1924 yılına gelindiğinde ilk voleybol ligi kurulur. İstanbul'da kurulan voleybol liginin ilk şampiyonu Beşiktaş olur. Voleybola 13 yaşında başladım. Bakırköy'ünde başladım. Bakırköy Halk Evi'nde başladım. Ve aynı zamanda Semişel Mektebi'ne gittiğim için orada voleybol, basketbol çok ileri bir derecede oynanıyordu. Orada da oynuyordum. Beyoğluspor, Kurtuluş, Fenerbahçe çok kuvvetliydi o tarihlerde voleybolda. O 37 38 seneleri. Harpten evvel efendim. 1950'li yıllara gelindiğinde sporda uluslararası temaslar artmıştı. Bunun voleybola yansıması da ilk milli maçın gerçekleşmesiyle başladı. O tarihlerde bizim voleybolumuz dünyaya göre epey geride kalmış. Dünya artık modern diyebileceğimiz bir voleybola geçmiş. Bizde hala çekme denen usul kullanılıyor voleybol maçlarında. İlk milli maç da 1953'te Yugoslavya ile yapılıyor. Yugoslavya o zamanlar dünyada voleybolu en iyi oynayan ülkelerden birisi. İlk milli takımda yer alan Melih Çelebi o yılları şöyle anlatıyor. Türkiye'nin yaptığı ilk milli voleybol maçında oynadım. O benim için büyük bir şereftir. Yugoslavya ile oynadık. Çok acemiydik. Kızlar gibi böyle oynuyorduk. Böyle oynamıyorduk. Ondan sonra oynadık. Spor ve Sergi Sarayı'nda oldu. 1950-51 zannedersem. Çok fena mağlup olduk. Biz hep çekiyorduk. Adamlar 2-3 metreden vurmaya başladılar. Şimdi Türkiye onlara kafa tutuyor. Bilhassa kızlarımız çok kuvvetli. İlk milli maçın ardından Türk voleybolunda bir ivme yakalanır. 1956 yılında erkek milli takımı ilk galibiyetini Lüksemburg'a karşı 3-0'lık skorla elde eder. 1957 yılına gelindiğinde ise ilk bayan milli voleybol takımımız sahne alır. Romanya ile karşılaşan bayan milli voleybol takımı da İlk maçında sahadan mağlubiyetle ayrılır. Ancak bu kimseyi küstürmez. Tam tersi bir şekilde sporcular, kulüpler ve idareciler arasında voleybola ilgi giderek artar. Federasyonumuzun kuruluşu 1958 yılı olmasına rağmen Türk voleybol tarihini incelediğiniz zaman bugün 1919 yılında oynanmış müsabakalar olduğunu görürsünüz. Türkiye'deki voleybolun ilk girdiği alan okullardır. Yani okul voleybolu Türkiye'deki voleybolun ilk temel taşlarıdır. Bayan ve erkek olmak üzere. İşte aşağı yukarı 1923'lü yıllarda okul voleybolu artık yarışma sporu olarak şampiyonalar şeklinde düzenlenmeye başlamış. 1954 yılında bayan okul voleybolumuz şekillenmeye başlamış. ...1934 yılında Spor Oyunları Federasyonu kurulmuştu. Futbol dışındaki spor dalları bu federasyon bünyesindeydi. Türkiye 1949 yılında Uluslararası Voleybol Federasyonu'na üye olmuştu. Ancak henüz Voleybol Federasyonu teşekkül etmemişti. ...1958 yılına gelindiğinde Voleybol ve El Topu Spor Oyunları Federasyonu'ndan ayrılarak ayrı bir federasyon olarak kuruldu. İlk başkanı da Vahi Çolakoğlu oldu. Herhalde taşıyamadı ki o Spor Oyunları Federasyonu bu üçünü beraber. Özellikle basketbolda bir atağın içerisinde, voleybol öyle.
Ve de hepsinin ağırlık merkezi İstanbul'du. 58 yılında el topuyla birlikte voleybol federasyonu kuruluyor. Dolayısıyla bugün itibariyle 60. yılımız, yani bu yıl itibariyle 60. yılımızı kutluyoruz voleybolda. Yaşanan ilerleme 1960'larda da artarak devam etti. 1961 yılında Bayan Milli Takımı da ilk galibiyetini elde etti. Dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılan milli takımlarımız önemli dereceler elde etmeseler de büyük bir deneyim kazanıyorlardı. Türkiye 1960'larda yeniden bir değişimin içindeydi. Türk voleybolu iyiden iyiye uluslararası alanda tanınmaya başlamıştı. Ancak koşullar oldukça zorluydu. Spor henüz kendi özelliğini elde etmemişti ve bürokrasinin zorlukları kendisini gösteriyordu. Tüm bu şartlara rağmen 1967 yılında Erkekler ve Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye'de yapıldı. Şimdi mesela Türkiye'de Avrupa Şampiyonası düzenlendi. Çok güzel bir organizasyondu 66 veya 67'de. Şimdi kadınlar finali İzmir'de verilmişti. Ben de oradaki maçları baştan sona izledim. O günlerden sonra Rus takımı şampiyon oldu. Onlar gittikten sonra bizim kız takımları gelişme gösterdi. Türk voleybolunun gelişiminde basında yer alan voleybol tutkunlarının da büyük katkısı oldu. Diğer popüler sporların arasında voleybolda zaman içinde basında kendine daha geniş bir yer bulmaya başladı. Bizler iletişimin olmadığı dönemlerde, spor sayfalarının tek sayfa olduğu dönemlerde voleybol haberi sokmak için gece 12'lere, 1'lere kadar beklerdik. Avrupa'daki maçların sonuçlarını alalım. Yani girecek haber de yani dediğim 5 santim tek sütun falan. Ama ertesi gün diyoruz okuyucu baktığı zaman Avrupa'daki maç oynamış takım yenmiş, yenilmiş öğrensin. Nurhan Aydın TSE'de genel sekreterliği yaptı. Voleybol yazmış. Yine eski uluslararası hakemimiz Necat Alda tercümanda voleybol yazmış. Altuğ Gürel arkadaşımız şimdi Amerika'da. Rahmetli Tankut Antikacıoğlu Milliyet uzun yıllar voleybolun yani mücadelesini vermiş. Değer Eray var. Yani voleybolun afacan çocuğu diyorduk. Voleybolun değerli bir ismidir. Galatasaray'da voleybol oynamış, milli takımda antrenörlük yapmış, oynamış. Sonra da gazeteci olarak çok büyük emekleri vardı. ...1950'li yıllar ve 1960'lı yıllar boyunca Türk milli takımları hem dünya hem de Avrupa şampiyonlarında boy göstermişti. İller bazında oynanan Türkiye şampiyonaları hem bayanlarda hem de erkeklerde köklü bir gelenek oluşturmuştu. Ancak deplasmanlı ve kurumsallaşmış bir lig henüz teşekkül etmemişti. Bu adım ilk olarak erkeklerde 1970 yılında atıldı. Kümeler vardı. Çok takımı olanlar birden fazla küme yaparlardı ki ben hatırlıyorum İstanbul'da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü küme vardı. Küme küme yukarı terfi ederdi takımlar. Biz o zaman birincilikte oynuyorduk. Birinci kümede oynuyorduk. Küme tabir ediliyordu. Her ilin işte şampiyonu, belki ikincisi gidip federasyon kupası müsabakaları oynar. Oradan yarı finale gelir. Oradan finale gelir. Bugün altyapı takımlarında olduğu gibi. Ve de Türkiye şampiyonu o final müsabakalarının sonunda belli olurdu. Türkiye şampiyonu öyle çıkardı. Bugünkü gibi Efeler Ligi, Sultanlar Ligi gibi ligler yoktu. Benim başladığımda hakemler, çizgi hakemleri ve yardımcı hakem de dahil bütün hakemler oturarak görev yaparlardı. Şu saha görünüyor mu bilmiyorum. Sahanın yan çizgilerinin arkasına sandalyelerimizi koyardık veya sandalyelerini koyarlardı. Bir sandalyede filenin altına yardımcı hakem için konulurdu. Müsabakalar böyle idare edilir ve böyle oynanırdı. 1971 yılında Türkiye önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı.
İzmir'de düzenlenen Akdeniz oyunlarına katılan voleybol milli takımı da bu turnuvada önemli bir başarıya imza attı. Erkek milli takım Akdeniz oyunlarında gümüş madalya kazanarak voleyboldaki ilk önemli başarıya imza attı. Federasyonların özelliğinin olmaması ve tesis yetersizliği hem kulüpleri hem milli takımları hem de idarecileri oldukça zorluyordu. O tarihlerde gayet dar bütçe, dar kadro ve de böylesine bir genel kurullu, bol takımlı, işte altyapısı yavaş yavaş olmaya başlamış gibisinden kabul etmeyin hiç. Mehmel imkan dedikleri eskilerin, imkanların el verdiği ölçüde bölgelerde faaliyetler yapılıyor. Para yok, pul yok, bir şey yok, telefon yok. Bir telefon edeceksiniz, o zaman şeyliydi, yazdırıyorsun, 4 saatte, 5 saatte bağlanıyor. Sekreterler falan vardı o zaman birkaç tane. Siz diyordum, bakarak olun, iş yerim de yakındı. Ben şu telefonları iş yerimden, o zaman da pahalı, iş yerimden telefonları yapayım da geleyim diyordum. Yoksa vakit yetmiyordu. Tabii o çağda bütün dünyaya paralel olarak da voleybol tabii daha alt düzeyde. Bizde de öyle. Yani biz milli takımlar seviyesinde genç zaten yıldız ve küçüklere inilmemişti. Bağlı bulunduğum konfederasyon bile yıldızlar ve küçükler Avrupa Dünya Şampiyonları sonradan başlatıldı. Büyükler kategorisinde gruptan çıkmamız bile bizim, yani gruptan çıkıp Avrupa Şampiyonası finallerine kalmamız bile büyük başarıydı. O zamanlar gruptan işte zar zor çıkardı milli takım. Finale çıktığımız zaman da 12 takım arasında 11-12. Olursa milli takım başarılı diyorduk. Ama sonradan bunlar çok farklılaştı. Neden öyledir? Çünkü devlet spora ayırdığı desteği tam manasıyla özellikten önce yerine getiremiyordu. Yani ülkemizin koşulları, şartları öyle gerektiriyordu. Özellikten önceki federasyon dönemleri çok zorlu geçen dönemlerdir. Yani maddi kaynakların kısıtlı olduğu, hareket kabiliyetinizin çok kısıtlı olduğu dönemlerdir. Tabii o zaman bugünle kıyaslanmayacak koşullarda ve şartlarda yapılıyordu spor. Bu sadece voleybol için geçerli diyemeyiz. O dönemin bütün branşlarıyla ilgili temel sorundu, tesis. Yani biz hatta o dönemde her zaman bunun altını çizerdik. Bir tesis problemi, tesis sorunu, spor yapacak alan bulma sorunu önemli bir sorundu. Biz o koşullar altında diğer branşlarda da olduğu gibi zorlu koşullar altında oynadık diyebilirim. İstanbul'da çok kısıtlı salonlarda antrenman yapma ve müsabaka yapma şansı vardı. O zamanlar bir Burhan Felek ki voleybolun mabedidir her zaman. Ondan sonra daha sonra bir Bağlarbaşı açılmış, oraya doğru bir genişleme olmuştu ama tesisle ilgili ciddi bir sorun vardı. Ya biz açıkçası o dönemin sporcuları olarak tesis konusunda da imkan konusunda da çok fazla şansa sahip olan bir jenerasyon değildik. Bizim eskiden böyle yün formalarımız vardı. Cumartesi pazar oynuyorduk. Bir tane formamız vardı. Cumartesi oynadığımız zaman formaydan 1 kilo ile başlıyorsunuz. Maç bitiyor. 3 kilo oluyordu. Onu yıkıyorsunuz. Ertesi günü maça yetişeceksiniz. Uzuyordu forma. Hadi annelerimiz onu kendi şartlarında bir şey yapıyordu, kısalıyordu, tekrar uzatıyorduk. Yani malzemede çok büyük sorun yaşıyorduk. Dizlik görmüştüm, hiç unutmuyorum. Dizlik vermişti bana Sami Akgün, Şahin Baba, bizim meşhur bir abimizdir, çok büyük. Bana dizliğini vermişti. Yani o dizlikten yatıp kalkıyordum.
Bir hocanın yapmış olduğu işi sayayım size. Bizim Enver Göçener'den bahsediyorum. Ve Türkiye'deki o yıllardaki tüm rahmetli Cengiz abi, Mehmet Bengü, hepsi bunların içinde bir antrenör yaptığı işleri söyleyeyim. Lisansı antrenör çıkartır. Topları antrenör taşır. Deplasmana antrenör götürür. Ödemeleri antrenör yapar. Formaları antrenör dağıtır. Antrenmanı tek başına yaptırır. Yardımcısı yoktur. Sonradan masörler bulduk. Masörler idare ettik öyle. Şimdi bakıyorsunuz bu saymış olduğum 7 tane kolda 7 tane adam çalışıyor. Bakanlık onayları geç çıkabiliyor. Bakan olmayabiliyor. Görevde oluyor. Bakan imzaladıktan sonra geliyor onaylar. Merkez Bankası kambiyoya gidilip oradan döviz alınması lazım. Ondan sonra çocuklara, milli takım oyuncularına dağıtılması lazım. Bazen bunlar gecikebiliyor tabii. O zaman uçağın kapısına kadar uçak bekletilerek harcalar yetiştiriliyordu. Yani öyle sıkıntılarımız oldu. Tabii, tabii ben hep çocukluğumda evde voleybol konuşulurdu. Çünkü babam yani 1963 yılında Ankara Voleybol Ajanı, o zamanki tabiriyle Ankara Voleybol İl Temsilcisi seçilmiş. 1971 yılına kadar il temsilciliği yapmış. Daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri seçiliyor. Bu 1978 yılına kadar devam ediyor. 78-79 yıllarında da başkanlık yapıyor. Tabii böyle olunca benim çocukluğum hep Ankara'da o toplantıların içinde, maçlarda, salonlarda geçmişti. Ondan sonra ben spora başladım, voleybola başladım. Çok farklı. Örneğin ben voleybola sporculuğumla başlayan, antrenörlüğümle devam eden, yöneticiliğimle ardından bugün itibariyle Voleybol Federasyonu Başkanı olarak. Şöyle bir oyunculuk, antrenörlük ve yöneticiliği özetlersek, çok oyunculuk dönemimiz çok daha büyük sıkıntılı dönemlerdi. Ama antrenörlük döneminde, ben milli takımda görev yaptığım antrenörlük döneminde inanılmaz sıkıntılar yaşadık. Biz Çekoslovakya Brunon kentinde Avrupa Şampiyonası müsabakasına hazırlanıp gitmemiz gerekiyordu. O süreçte bizim iki antrenör 12 oyuncuyla hazırlandığımız bir süreçti. Fakat seyahate bir gün kala bize takımın 10 oyuncuyla bir antrenör olarak da bir antrenörle seyahat söz konusu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hazırlık döneminiz, seyahate bir gün kala bu sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Birçok yokluklar içinde, çünkü ben o dönemleri çok iyi biliyorum. Voleybol Federasyonu'nun bütçesi, çalışma kapasitesi, tesis sayısı yok denecek kadar az. Ankara Atatürk Spor Salonu ve Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu voleybol aktif olarak oynanabilecek salonlardan. Ve bir adet Atatürk Spor Sarayı, o zamanki adıyla spor salonu uluslararası standartlara uygundu. Bugün geldiğimiz noktada 5 yıldız otellerde, en güzel seyahat organizasyonlarında ve takımlarda sezon içinde baktığınızda milli takımların 10 kişi, 12 kişi, 14 kişiyle sınırlanmıyor. Geniş bir kadroyla hazırlık dönemi geçiriyoruz ve ardından ideal 12-14 kadromuzu tespit ediyoruz. Ve bugünkü noktada voleybol adına yok diyeceğimiz hiçbir şey yok, her şey var. 2-3 günlük antrenman yapılırdı. Hiç unutmam, deplasmana veya Türkiye'de bir maç oynadıktan sonra federasyon yetkilileri formaları, şortları, eşofmanları toplar. Bir dahaki müsabakada yeni kadroya girecekler veya eskiler neyse girecekler, dağıtmak üzere formaları toplarlardı. Oralardan bugünlere geldik. Eskiden bu çekim yaptığınız yerde Buran Felek diye daha değişik bir salon vardı. Çok küçük, 1500 kişilik. Hatta şu köşede bir yerdeydi bulunduğu yer.
bizim meşhur büyüklere Borankaya Eczacıbaşı maçları o dönemin efsanesi olan maçlar ki o maçlar Türkiye'de televizyonlarda ilk defa canlı yayınlanan ve radyodan anlatılan voleybol maçlarıdır. O maçlardan birini oynamak için Borankaya takımındayken salona geldiğim zaman salonda 1500 kişilik bir salon. Ta yukarıdan Karacaahmet Mezarlığı'ndaki ışıklara kadar seyirci yığılmış vaziyette. Anormal, gelebilmeniz mümkün değil. Zar zor arabayı oralarda mezarlığın kenarlarında bir yere park ettim. Biraz da gecikmiştim zaten. Koştura koştura geldim fakat içeri giremiyorum. Maçı ben oynayacağım, ben de oynuyorum ya. Kapıya ittir kaktır işte onu iterek bunu kakarak elimde de koca bir çanta var tabii, malzeme çantam var. Kapıya kadar geldim, o zaman önde demir parmaklıklar var. Polisler beni bırakmıyor içeriye. Ya ben oynuyorum, yapmayın etmeyin yani tanımıyorlar da. Ben oyuncuyum, ben oynamam lazım. Beni bırakın içeri diyorum. Yok biz demir talimat aldık, herkes girmiştir. Sen nerede, bu saatte maça mı gelinir falan gibi şeyler söylüyorlar. Neyse içeride bizim antrenörümüz o zaman çok uyanık, akıllı bir antrenördü. Anlıyor bir şey olduğunu, sorun olduğunu. Dışarıya bizim yöneticilerden birini gönderiyor. Beni içeri aldılar zar zor, soyun moyun bir panik halinde maça çıktım. Onu da hiç unutmam, hep hala hatırlarım yani. Türk voleybolunun aldığı yolun bir başka yansıması da voleybol hakemliğinde gerçekleşir. Bir yandan kulüpler ve milli takımlardaki gelişmeler yaşanırken, Türk hakemleri de uluslararası müsabakalardaki yerlerini alırlar. Haluk Tuncay'dan bahsetmiştim. İlk dünya şampiyonası final müsabakasında yardımcı hakemlik yaptı. İlk büyük başarısı odur. 85-87 95 arası Akın İra devreye girdi. Akın o dönemde dünya şampiyonası, dünya ligi, Avrupa şampiyonası birçok finallerde görev yaptı ve ülkeyi iyi bir biçimde temsil etti. Hemen arkasından Nihati Ermihan'dan Ümit Sokullu girdiler devreye. Ümit bayrağı zirveye dikti. Önce yani dünya şampiyonaları, dünya ligi, Grand Prix, Avrupa şampiyonaları, şampiyon kulüplerin finalleri olmak üzere çok müsabaka yönetti. Parmakla sayılan dünyanın en iyi 2-3 hakeminden biri haline geldi. Önce 2004, ondan sonra da 2008'de yani Atina ve Pekin'deki olimpiyatlarda görev yaptı. Türk sporunun ve voleybolunun lokomotif kulüplerinin yanı sıra müessese kulüplerinin de voleybola ilgi göstermesi, voleybolun ilerlemesi adına büyük katkı sağladı. ...1965 yılında babam Necat Eczacıbaşı ve amcam Şakir Eczacıbaşı bir spor alanında bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlamışlardı. Yani bir takım spor dalları var Türkiye'de. Bunlara eğer el atabilirsek onu farklı bir noktaya getirebiliriz diye düşünüldüğüydü. Bunların arasında voleybol da vardı. Voleybol hem kız hem erkek takımı olarak başladıydı. Dediğim gibi bir Cengiz Güllü, Mehmet Bengü, Enver Göçener. Bunlar inkar edilecek isimler değil. Enver Göçener hayatta, Allah uzun ömür versin. Yani bir üniversite hocası gibiydi. Yetiştirdiler. Bugün voleybolu bırakan bir yığın oyuncu Enver Göçener'in talebeleridir. Cengiz Gördü'nün talebeleridir. Mehmet Bengü'nün talebeleridir. Yani onlar Türk voleyboluna yön verdiler. 1968'de ilk defa liglere katıldık ve 1971'de de Türkiye Ligi oluşturuldu. Ondan sonra özellikle Kadınlar Ligi'nde 17 sene arka arkaya bir şampiyonluk dönemimiz oldu. Fakat yani ondan sonra da yani hakikaten iyi takımlar yetişmeye başladı. Zannedersem yola çıktığımız zaman ortaya konulan hedef sonunda başarıya ulaştı. Çünkü aradan geçen 50 küsur yıl içinde Türkiye voleybolda, özellikle voleybol kadınlarda dünyanın en üst düzeyine gelip oturdu. O zamanlar tahmin edeceğiniz gibi
sadece birkaç sanayi kuruluşu. Yani işte Arçelik, Eczacıbaşı, Ankara Pazarları vardı. Ama onun dışında Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası yoktu biliyorsunuz. Resmi kuruluşlar bir türlü girmiyordu. Ve nitekim Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün ilk kurucusu, ilk başkan da benim. Burada alacağımızı ümit ediyordum fakat 3-2 falan diye düşünüyorduk. 3-1 aldık. Tabii Bulgaristan'daki şansımız... 1984 yılına gelindiğinde Türkiye Deplasmanlı Bayan Voleybol Ligi de kurulmuş oldu. Eczacıbaşı, Türk voleybol tarihinin simge isimlerinden Cengiz Göllü'nün önderliğinde liglerde kırılması zor rekorlara imza atıyordu. Bir yapı kurduysak sonra bunun üzerine, bu Cengiz Bey'in attığı temeller üzerine oldu. Teknik kadrolara çok güzel örnek oldu. Belki de en önemli tarafı, onun için sporculuk sahada kalan bir şey değil. Antrenörde de kalan bir şey, yani antrenmanlarda da kalan bir şey değildi. Tüm spor alanına, tüm gençlerin eğitimine kadar giden, hayat bakışlarının içine işleyen bir yapısı vardı. Ve bu hakikaten herkese, herkese dediğimiz zaman hepimize örnek oldu. ...1989 yılına gelindiğinde ise Türkiye Voleybol Federasyonu bir organizasyonu daha hayata geçirme kararı aldı. Aynı yıl voleybol tarihinde ilk defa erkeklerde düzenlenen Türkiye Kupası'nı Sönmez Filament kazandı. Türkiye, renkli ve özel televizyonların hayatımıza girdiği bir dönemde voleybolda da yükselişin izlerine tanıklık ediyordu. Galatasaray'ın bir spor kulübünün çıkıp Eczacıbaşı gibi o güne kadar 9 yıl üst üste hegemonya ilan etmiş ve erkek voleybolunda 10. yıl dalya yapmak üzere olan Sönmez Filament gibi, Adana Güney Sanayi gibi birçok müessese kulübünün karşısına çıkıp bir kulüp takımının, Galatasaray voleybol takımının şampiyon olması bir kere. Bu hikaye 1987 yılında çok önemli bir hikayedir ve bir anda Türk voleybolunda popülariteyi yükseltmiştir. Çünkü medya ciddi yer vermeye başlamış Galatasaray'ın oradaki başarısı nedeniyle ve diğer kulüpler de aslında bundan etkilenmiştir, endüstri etkilenmiştir. Türkiye Voleybol Federasyonu ilk defa 1995'te Bayanlar'da Türkiye Kupası düzenledi ve ilk kupayı Vakıfbank kazandı. Bu dönemde ilk uluslararası kulüp başarısı da elde edildi. 1999 yılında Eczacıbaşı Bayan takımı Kupa Galipleri Kupası'nda şampiyon olarak Avrupa'da kupa kazanan ilk Türk takımı oldu. Türk voleybolu yeni bin yıla girmek üzereyken geçmişe nazaran daha çok izleniyor, daha çok takip ediliyor ve daha çok başarı istiyordu. Ve bizlere de daha fazlasını vaat ediyordu. Avrupa Voleybol Şampiyonası, yıllar boyunca verilen emeklerin başarıya dönüştüğü bir dönüm noktası ve aynı zamanda gelecek yılları aralayan bir kapı. Araştırma yaptık, ikiye ayırdık voleybol kadın ve erkek milli takımlarını. Ve kadın ve erkek milli takımları ile ilgili olarak iki tane rapor geldi elime. Ama bunu yapanlar Türk voleybolunun çok önemli insanları yani. Raporlardan biri. Dedim ki gelecekte bizim Türk voleybolunu başka bir çevreye götürebilmemiz için bir tane büyük organizasyonu Türkiye'ye getirmemiz lazım. O da ne olabilir? Avrupa Şampiyonası. Bugüne kadar hiç yapılmamış. 1960'da vesaire öyle bir şey de olmuş ondan sonra. Biz de onun üzerine kızları mı getireceğiz, erkekleri mi? O zaman hangisinin başarı şansı var? Bir kere hikayeyi böyle okumak lazım. Hangisinin başarı şansı var? Onu bir getirin dedik. Elimizdeki kadrolar ve yapılar bize erkeklerde Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olma şansımızın çok az olduğunu gösteriyordu. Kızlarda ise bir ihtimal olduğunu söylüyordu. Tarih 2003. Biz 2000'de federasyona geldiğimizde Ahmet Gürüm tarafından Avrupa Şampiyonası alınmış Türkiye'ye. Ekibi toparladık arkadaşlarımızı. Dedik ki bu bizim başımızda bir önemli konu. Türkiye'de yapılıyor. Burada ne yapabilirsek yapalım. Rahmetli Deniz'in başkanlığında, diğer antrenör arkadaşlarla birlikte oturduk, bir
program hazırladık. Bu program çerçevesinde 2003 yılına kadar minimum 50 veya 60 tane maç yapmamız gerektiğini planladık. Ve bunu başardık. Yani 49 civarında bir maç yapmak suretiyle milli takımı hazırladık. Bir hatalı manşe. Oraya yetişiyoruz. Ama hücum sırası oynandı. Haydi çocuklar. Bir blok. Top dışarıda. 24-22. Maç sayısı atacağız. Haydi Yani 2003'te ben zaten milli takım antrenörüydüm. Fakat oranın hazırlığı çok farklıydı. O güne kadar iki kere finale katılıp birinde 11. birisinde 12. olmuşuz. Çok kapsamlı bir program yapıldı. Orada da başımızda maalesef talihsiz bir olay yaşadık biliyorsunuz. Bu işin teknik patronu, organizatörü rahmetli Deniz Esindu'yu kaybettik. Bir hafta 10 gün önce antrenörümüz Deniz Esindu hocamız vefat etti aniden kalp krizinden. Tabii oyuncuların morali bozuldu. Bir motivasyon düşüklüğü oldu. İdari kadro yerine atamalar yaparak işte Reşat Yazıcıoğlu baş antrenör, Ali Oktay yardımcı antrenör. Zaten ekibin içindeydi bu hocalarımız da. Getirildiler. Takım morali bozuk olarak şampiyonaya başladı. Ancak sonradan toparlandı çocuklar. Sanki ters bir tepki, ateşleme oldu. Bütün maçlarını aldılar. İlk bana geldi haber. Gece uyuyorum. Gece işte saat 2-2.30 civarı telefon çaldı. O gün de Deniz abinin bir yorgunluğu vardı uçakta. Çünkü İstanbul'dan Ankara'ya gitmiştik. Bir telefon geldi. Uyku sersemi, ben ne olduğumu şaşırdım. Deniz abiyi kaybettik denildi. Şimdi telefonu kapattım. Önce bir acaba rüya mı görüyorum? Ne oluyor? Neredeyim? Böyle bütün dengem bozuldu. Filenin sultanları için dönüm noktası voleybol tarihinin en kuvvetli takımlarından olan Rusya karşılaşmasıydı. Tabii ki biz maçlara başladık. İnanılmaz bir şekilde bir motivasyonla ilk maçımızı oynadık ve gerçekten Ankara seyircisi ve tüm Türkiye maçlarımıza çok büyük ilgi gösterdi. İlk maçta kazandık. Şimdi tabii yükselen grafikte de gittiğiniz zaman maça çıktığımızda ilk iki seti gerçekten çok önemli bir oyunla, üstün ve baskın bir oyunla kazandık. Bence bizim şanslı olduğumuz en önemli şey o takım ruhuydu. Rusya'yı biz bayağı o zamana kadar yenmemiştik değil mi zannediyorum. Milli takımda hiç yenememiştik. Rusya'nın da o zamanki döneminde kadrosu çok kuvvetliydi. Boy ortalaması çok uzun. Deneyimli bir kadro. Zaten oraya belli bir final, belli bir hedefle gelmişler. Şampiyonluk hedefiyle gelmişler. Dediğim gibi Rusya maçı bizim için dönüm noktası oldu ve 3-0 kazanmamız büyük bir başarıydı. Maç bittikten sonra zaten hatırlamıyorum. Neredeyim, ne oldu bilmiyoruz. Gerçekten Türk bayan voleybolunun dönüm maçıdır o. Thank you.
Filenin sultanları ruhu diye bir şeyimiz var bizim. Çünkü çok gerçekten amatör ruhla ve milli takımın önemini çok fark ederek hep birilerine örnek olma çabasındaydık. Biz atmosferin gitgide kalabalıklaştığını, seyircinin gitgide arttığını böyle yavaş yavaş gözlemledikçe biz de çok şaşırmaya başladık. Sonra otobüsten inerken, salona girerken ki o ilgi, alaka. Ve bunu en iyi polislerle anlamıştım aslında. Turnuvanın ilk günü bize bir tane Yunus yollamışlardı. Bir ya da iki tane bize eşlik etmesi için. Biz artık final maçına giderken herhalde bir 15 tane Yunus'la falan gidiyorduk böyle. Bir konvoy, herkese el sallıyor, kornalar çalınıyor falan. Yani hiç tahmin etmediğimiz çok güzel bir atmosferde oynadık turnuvayı. Turnuvanın başlangıcında maç kazandıkça kendimize güvenimiz geldi öncelikle. Maç kazandıkça insanlar arttı, salonda olmaya başladı. Salonda oldukça biz maç kazandık. Bu böyle bir döngüydü baktığınız zaman. Atmosfer güzel olmaya başlayınca hedeflerimizi büyüttük. Ya turnuvaya başlamadan önce tabii ki de biz de bir madalya alsak ne kadar güzel olur hayaliyle geldik turnuvaya. Ama zor bir turnuva olacaktı. Daha öncesinde tarihimizde Avrupa Şampiyonası'nda madalya yok. A milli takım bahar kupalarına giden, Balkan Şampiyonalarına gidip gelen, işte Avrupa Şampiyonası'na belki grup elemelerini geçerse nadiren giden bir takımmış daha öncesinde. Filenin Sultanları ile birlikte işte o atmosferi yakalayınca biz hayal etmeye başladık tabii ki de. Biz bu kadar büyük bir acının içinden daha çok kenetlenerek daha büyük bir takım olarak oradaki seyirciyle hatta bütün Türkiye ile birlikte tek bir yumruk olarak ikinci olarak Avrupa Şampiyonası'nı bitirmeyi başardık. Dediğimiz gibi müthiş bir seyirci vardı. Hani o atmosferin önünde oraya kadar getirmişsin artık. Hani orada da hepimiz yani tek hedefimiz vardı orada. O kupayı kaldırmaktı. Ve buna da aşırı derecede zaten hani herkes odaklanmıştı. Onun neticesinde 3-0 kaybedince herkese tabii ki de aşırı bir burukluk oldu. Ama sonrasında ve yıllar geçtikçe de daha iyi anlıyoruz. Gerçekten çok büyük bir iş başarılmış. Çok müthiş bir ekip. İşte o zaman diyorsunuz gerçekten o zaman kaybetmemişiz, asıl kazanmışız diye. Birlikte çalışarak başarıyı elde ettik. Çok mücadele verildi ve başarı geldi. Yavaş yavaş maç maç oynayıp kazandık ve finale kadar geldik. Kimse bunu herhalde... Turnuvadan önce hiç kimse tahmin etmiyordu. Yarı finalde Hollanda'yı mağlup ettik. Ve finalde de Polonya ile karşılaştık. Az önce Polonya'yı yenildik ama Avrupa ikincisi olduk. Gerçekten Türk voleybolu için bir zafer günü bu. Büyük bir gün. Evet, şu anda Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin oyuncularımızı tek tek kutluyor sevgili seyirciler. Filenin Sultanları ile birlikte artık voleybol Türkiye'nin en popüler alanlarından biri haline geldi. Önce Türkiye Voleybol Federasyonu özerk hale geldi. Hemen ardından da hem kulüplerde hem de milli takımlarda ard arda başarılı sonuçlar gelmeye başladı. Sporcularımız seyircilerimizi alkışlıyor. Salonda yine güzel bir tablo var. Oyuncularımız seyirciyle bütünleştiler artık. Yani çok hakikaten çok büyük bir şey yapıyoruz şu anda. Bilemiyorum belki herkes farkında ama Avrupa Şampiyonası'na 4-4 ve 3-0 gidiyoruz. Yani çok rahat karşıladı pas ortaya. Takım sporlarının bahar olmazsa olmazı tesisleşmede de büyük bir yol kat edildi. ...2003 yılından sonra bir kere katılım arttı. Ben buna da bağlıyorum başarının yükselmesini. Çünkü belki de
çok gizli kalmış cevherler var şu anda hala. Çok yetenekli voleybolcu adayları var. Ama bunlar spora yönelmemişti. Bununla birlikte biz aynı zamanda jenerasyon olarak da fiziksel olarak da uzamaya başladık. Kendimize daha iyi bakmaya, daha iyi beslenmeye, daha iyi antrenman yapmaya. Bu antrenman bilimiyle birlikte doğru çocukların seçimiyle, doğru antrenmanla voleybolun hem de teknik anlamda hem de başarı anlamda yükselişi başlamış oldu diye düşünüyorum. Daha organize, daha planlı altyapılarda özellikle seçmeler olsun. Ondan sonrası çocukların işte gelişim sürecince antrenmanlarının düzenli yapılması ve önlerinde başarmış ablaların olması. Yani bunu daha önce başarıldı, siz de yapabilirsiniz. İnancı çok önemli. Şimdi Türkiye'de gelinen noktada da her yıl bildiğiniz gibi bu hem kulüpler hem de milli takımlarda Türkiye'nin adı muhakkak ilk üçte artık yer alıyor. Özellikle kulüp takımlarımızda Şampiyonlar Ligi dediğimiz en iyi takımların olduğu turnuvalarda defalarca şampiyonluk yaşadık. Dünya kupalarında, dünya şampiyonlarında keza yaşadık. Genç sporcularımız U20, 19, 17 orada çok ciddi başarılar sağlıyoruz. Dediğim gibi bu her yaş grubuna yayıldı. İşte sistemli çalışma, yatırımın olması özellikle altyapılarda başarıyı getiriyor diye düşünüyorum. Ya bence yıllarca yani başarımızı yakaladıktan sonra Türk Federasyonu işte voleybola destek işte daha iyi oldu. Eskiden mesela o kadar çok önem vermiyorlardı. Ben milli takıma geldiğimde Türk milli takımı 22. sıradaydı. Ama her sene işte daha başarıyı yakalayıp daha üstüme çıkıyorduk. Bir jenerasyon var. Semih Oktaylar, Ata Onarlar ondan sonra. Onlarla birlikte yine onların karşısında bir kadın voleybolu jenerasyonu var. Öteki tarafta arkasından gelen bizim jenerasyonumuz var. Yani 60'lılar kuşağı öyle diyebilirim. Sanıyorum bu kuşaklar arasındaki değerlendirmeyi ve analizi yaparken bu 60'lılar kuşağını doğru bir yere koymak lazım. Yani benim de içinde olduğum işte Kenan Bengü, Dünya Baltacıoğlu, Metin Görgür, rahmetli Payidarlar, Atillalar, Selimler bunlar bunların olduğu bir dönem var yani. O dönem aslında Türk voleybolunda yeni bir kuşağı temsil ediyor. O kuşak da sanıyorum özellikle milli takımlar konusunda çok böyle bir araya gelen, ondan sonra milli takımlar başarısını farklı bir seviyeye taşıma konusunda çok önemli çıkışlar yapmış. Bahar Kupası'nda final oynamış, Balkanlar'da önemli dereceler almış. Çok önemli bir kuşak diye görüyorum. Bu kuşak daha sonra Türk voleybolunda voleybolu sadece oynayıp onun dışında kalmadı. Bu kuşak ondan sonra Türk voleybolundaki bir takım sorunlara da çözüm üretmek için bizzat eyleme geçti. Şimdi dolayısıyla biz eski yıllarda üst level olan yarışmaların hiçbirine gidemeyen bir ülkeydik. Ben 181 kere konuşmamın başında söyledim. Milli oyuncu olmama rağmen bunun herhalde 20 tanesi, 25 tanesi maksimum üst level'daki turnuvadır. Ama şimdiki oyunculara baktığınız zaman, şimdiki oyuncularımız bayan veya erkek, altyapı milli takımlarımızda dahil, A milli takımımızda dahil artık en üst level'daki dünya şampiyonalarına, Avrupa şampiyonası finallerine, kısmetse olimpiyatlara katılma şansına sahipler. Dolayısıyla arada çok büyük bir fark ve gelişme oldu. Yani voleybol milli takımları özellikten sonra hızlı yol almayı becerebilen bana göre Türkiye'deki en önemli federasyon oldu diye düşünüyorum. Voleybol gerçekten bir adım attı ve bugünlerin başlangıcı olmuş oldu. Bununla birlikte Eczacıbaşı, Fenerbahçe Acıbadem ve Vakıfbank'ın uluslararası başarıları Türkiye voleybol liglerinde tüm dünyanın ilgisinin artmasını sağladı. Sporları bazında
Türkiye'de ilk defa Şampiyonlar Ligi kategorisinde final oynadık. Ve ikinci olduk. Bir sonraki sene yine Şampiyonlar Ligi'nde Final Four'a kaldık. Orada tarihsiz bir maçla başladık ve Şampiyonlar Ligi üçüncüsü olduk. Daha sonra biz bıraktığımız senede bizim kurduğumuz takım Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Ve bu arada yine kulüpler arası dünya şampiyonasında Türkiye'de ilk defa bir takım Dünya Kupası sahibi oldu. O da Fenerbahçe Acıbadem'di. Güneş Sigorta'ya geldiğim zaman genel müdür olarak çok önemli bir spor kulübüydü orası. Ve voleybolda da çok iyi bir tarihi olan bir kulüptü. Biz onun altyapısına dokunduk. Altyapıyı çok güçlendirdik. Altyapıya çok ciddi bir yatırım yaptık. Ve spor kulübünü, Vakıfbank Güneş Sigorta Spor Kulübünü olduğu yerden alarak Güneş Sigorta'da bir yerden daha iyi bir yere getirebilir miyiz diye mücadele ettik. Hem altyapıda şampiyonluklar hem de A takımda en önemli uluslararası başarıları birlikte kazandık. Biz sporun içerisindeki barışçıl, dostça ve adil biçimde olan rekabete dayalı derin bir felsefeye inanıyoruz. İnandığımız bu derin rekabete dayalı, dostça rekabete dayalı ama felsefe bizim açımızdan sporun temelinde yatan en güzel şeylerden bir tanesi. Ve bu anlamda hem yönetirken, hem sponsorluk yaparken veya hem işin içerisinde emek de ona verip işin içerisinde bir yarışmaya katılırken bu duygularla yapıyoruz. Bu arada da şunu söyleyeyim, bu güzel başarının içerisinde önemli yöneticiler de geldi geçti. Mehmet Ali Aydınlar Bey'i anmadan geçemem. Onun da özellikle Fenerbahçe'nin voleybol şubesini yönettiği yıllarda çıtayı oldukça yükseltti. Ve öyle bir rakip, öyle bir yönetici, öyle bir vizyon olduğunda da biz de onunla yarışmak adına, çıtayı aşmak adına, çıtayı yükseltmek adına rekabet ederken kendimizi Avrupa'nın ve dünyanın zirvesinde bulduk. 2012'de Türk voleybolu bir önemli başarıya daha imza attı. Zorlu eleme maçlarından başarıyla çıkan bayan milli voleybol takımımız tarihinde ilk defa olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. Benim çok heyecanlandığım ve işte sonuçlandığında da evet gidiyoruz denildiğinde de ağladığım birkaç olay vardır ağladığım öyle. Bir tanesi de işte şeyin Yıldız Kızlarımızın dünya şampiyonluğudur. Ağladığım, beni çok mutlu eden bir süreç o olimpiyat süreci. Ona hazırlık sürecimiz, sporcuların motivasyonları vesaire itibariyle çok uzun uzun anlatılması gereken bir süreçti. Türkiye'de bir ilkti takım sporlarında olimpiyatlara elemeleri geçmek suretiyle katılma başarısı. Bizim dönemimize nasip oldu tabii ki. Geçmişten bugüne voleybola hizmet etmiş herkesin katkısı ve payı var bunda ama o gün itibariyle işte o günkü sporcuların, teknik heyetin çok büyük payı var. Olimpiyata gitmek o dönem takım sporlarında hani voleybolda böyle bir şey yok. O dönem biz bunu başarırken hiç unutmuyorum Ankara'da 5 maç eleme oynamıştık. Hepsini de kazanıp alnımızın akıyla Londra Olimpiyatlarına gitmiştik. Eda. Çok iyi servis. Evet. Ve geldi. Ve sayı geldi. Neslihan vurdu. Blok var. Dubeş'i Neriman yaptı. Şimdi Gözde vurdu ve blok almış. 2-0 öne geçmek üzereyiz. Eda Erdem'in servisi. Ve içeride. Bravo Eda. Top sahaya kaçıyor. Blok geldi. Çok iyiyiz. Bahar Toksoy vurdu. Yakın top. Blok geldi. Nasay Demir yaptı. Tarihe geçen isim. Tüm branşlardan olimpiyata giden sporcularla, yöneticilerle, hocalarla beraber Londra'ya uçuyorsunuz. Londra'daki olimpiyatlar çok farklıydı. Organizasyon müthişti. Çünkü olimpiyat dediğiniz zaman tüm dünyanın izlediği ve tüm branşların olduğu çok büyük bir organizasyondan bahsediyorsunuz. İlk açılış gününü hatırlıyorum. İnanılmaz güzeldi. Çünkü yanınızdan dünya ünlü sporcular geçiyor. Onlarla aynı köyü paylaşıyorsunuz. Dünyanın her yerinden izleniyorsunuz. Ülkenizden de sizleri çok destekliyorlar. Yaz, olimpiyat deyince yaz aylarında tüm insanların izlediği büyük bir organizasyon bu. Bizim için de aslında
Çok keyifli geçti. Daha iyi olabilir miydi? %100 olabilirdi. Ama olimpiyat havasını yaşamış olmaktan, o grubun bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Türkiye'nin konumundan dolayı, coğrafi konumundan dolayı olimpiyatlara katılmak takım sporları için çok çok zor. Çünkü Avrupa'nın en iyi 8 takımıyla yarışmak zorundasınız ve bu yarışmanın sonunda da tek bir takım gidiyor. Birinci çıkmanız gerekiyor. Gerçekten çok az bir ihtimaldi. İşte ülkemizin bayrağını taşımak için ben seçildim. Beni tabii zaten unutun, iptal heyecandan. Ne yapacağımı bilemiyorum. İşte açılış törenine 5 saat falan var. Ben hazırım. Ve hazır bir şekilde ne giyeceksem, ne çıkartacaksam hepsi hazır. Bir şekilde oraya dualar ediyorum falan. Herkese kendime dua ettiriyorum. Bütün ailede kim varsa. Kızlara diyorum ki düşmeyeyim tamam mı? Bak düşersem çok rezil oluruz falan. Yani böyle çok enteresan bir duyguydu oradan geçmek. Yürümek, herkese el sallamak. Çok değişik bir duyguydu. Vallahi çok güzeldi. Şu an bile tüylerim diken diken oluyor. Bizim kız takımımız, kadın milli takımımız 2012 Londra Olimpiyatlarına katılma hakkı elde etti. Bakın size paylaşayım. Benim en duygulandığım turnuvadır o turnuva. Çünkü 1948 Londra Olimpiyatlarında Celalettin Yaşar Doğan'ın ve arkadaşlarının 6 altın madalya kazandığı güreşte o müsabakalar o salonda yapılmıştı. Ve Neslihan başta olmak üzere birçok dünya yıldızının o kolonlarda resimleri vardı. Şimdi güreşçi atalardan voleybolcu evlatlara o salonda Türklerin bir gelip geçmişliği var yani. Şanla şerefle. Bugün Türk voleybolu hem erkeklerde hem bayanlarda Türk sporunun önemli bir taşıyıcısı konumunda. Kulüp takımlarının getirdiği Avrupa ve dünya şampiyonluklarının yanı sıra milli takımlarımız da dünyanın önemli takımları arasında yer alıyor. Müessese kulüplerinin yanında milli takımlara, kulüp takımlarına ve Türkiye voleybol liglerine destek veren kuruluşlar da voleybolun ilerlemesine büyük katkılar sağlıyor. Şimdi Türk voleybolu çok köklü bir kulüplerden oluşmuş bir voleybol branşımız var. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunların yanında müesse kulüpleri de bankalar olayına baktığımızda Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, İlbank bankaların da voleybola müesse takımı olarak ilgi duyması çok önem arz etmiştir. Çok değer katmıştır. Tabii bununla kalmayıp belediyelerimiz de bu açıda çok önemli katkı sağlamıştır. Şimdi belediye takımlarımızın da Avrupa'da şampiyonluk almış, final oynamış belediyelerimiz var. Bunun yanında baştan belirttiğim gibi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın voleybola köklü bir yatırım yapmaları, voleybolun hep içinde olmaları çok değer katmıştır. Bu da Türk voleybolu adına sevindirici bir olaydır. Bugün Türk voleybolu gerçekten Türk kadın voleybolu özellikle çok iyi yerlerde. Avrupa'nın en iyi ligi bildiğim kadarıyla Türkiye'de oynanıyor. Eskisi kadar ilgili olmasam da halen takip ediyorum. Biz 2 yıl Türkiye Voleybol Federasyonu'na hem kadınlarda hem erkeklerde isim sponsorluğu yaptık. Yıllardan beri biz Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yani kadın ve erkek milli takımlarının sağlık sponsorluğunu yürütüyoruz. Voleybol kadar başarılı olan başka bir organizasyon yok. Son yıllarda alınan başarılar kızlarımız, özellikle yani erkekler de başarılı ama kızlara biraz pozitif ayrışım yapacağız. Kadın voleybol takımlarımız 13 tane Avrupa Kupası aldılar. Bunlar çoğu da Şampiyonlar Ligi. 5 tane dünya şampiyonlukları var. Kızlarımızın, Vakıfbank, işte Halkbank, Ziraat Bank'ın, Eczacıbaşı'nın başarıları. Bunları görüyoruz. Ve bu da aslında tesadüf değil. Daha Cengiz Göllü zamanından başlayan bir yapılanma var. Eczacıbaşı ile beraber başlayan bir yapılanma var. Ve çok başarılı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde voleybol ailesi
bugünkü başkan Akif Üstündağ zamanına kadar da o da çok muhteşem işler yapıyorlar. İstikrarlı bir şekilde bir plan çerçevesinde altyapıya önem vermek kaydıyla kendi öz kaynaklarımızla bugün milli takımda ilk kızlarımız dünya çapında başarılı. Onun sonuçlarını görüyoruz. Tesadüf değil yani. Erkek voleybolunda da gün geçtikçe sultanlarımız gibi efelerimiz de çıtayı yükseltiyorlar. Orada da bir başarı söz konusu. Uzun vadede tıpkı kadınlar gibi onların da çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Milli takımımızı beğeniyorum. Milli takımımızın çarpışan genç yeni bir jenerasyonla yeni bir yükselişe hazırlandığını hissediyorum. Önümüzdeki dönemde iyi şeyler olacağını biliyorum. Ehil Eller'de iyi bir takım. Ayrıca Voleybol Federasyonumuz, Akif Üstündağ Bey Federasyonu'nun vizyonu, bakış açısı, stratejisi, planları ve kulüpler arasında oluşturduğu dayanışma duygusu sporumuzun daha yukarıya gitmesinin en önemli etkenlerden birisi. Onları alkışlıyorum, onları destekliyorum. Bütün kulüplerimize de oyuncularını milli takıma gönderme heyecanıyla antrenman yaptırmalarını, destek vermelerini diliyorum ki hepimiz milli takıma oyuncu verme yarışında olalım ki milli takımımız daha başarılı olsun. Bu ailedeki asıl rol kızlarımızın. Biz kızlarımızın en iyisini yapabilmesi konusunda en iyi ortamı hem fiziksel ortamı hem diğer sosyal ve manevi ortamı hazırlamakla, yönetmekle, yönlendirmekle mükellefiz. Vakıfbank 1986 yılında kurulduğunda zaten asıl amacı bu sosyal faydayı sağlamaktı. Dolayısıyla biz hep beraber yukarıya çekiyoruz bunu. Yani ben tek başıma bir Vakıfbank spor kulübü olarak bir sistemi yukarıya çekemem ki. Ama ben o sistemin içerisinde verebileceğim en iyi katkıyı verirsem sistem yukarı çıkar, değil mi? Dolayısıyla niye kadın voleybolu çok değerli? Çünkü değerli kulüpler var ve bu değerli kulüpler sistemi hep en yukarıda tutabilmek için ve yukarıya çekebilmek için çabalıyorlar. Yani bu çaba çok büyük bir çaba. Ve burada federasyonun kutlanması gereken yer neresi? Federasyon da kulüplerin ihtiyaçlarını, isteklerini ve dileklerini iyi biliyor ve bu konuda da elinden geleni yapıyor. Tabii kulüp 1983 yılında kurulmuş bir kulüp. Gerçekten geçmişinde çok güzel başarıları var. 1992'lerde üst üste 5 yıl şampiyon olmuş bir takım. 2013'te ilk Avrupa şampiyonu olan erkek sevde Avrupa şampiyonu olduk. Türkiye'de hala bu başarı elde edilemedi bizden sonra. Bir yıl sonra da şampiyon kulüplerde final oynadık. Gene de öyle bir başarı yok. O anlamda gelecekten ümitliyim ama tabii gerçekten başarılı bir federasyonumuz var voleybol anlamda. Artık Türkiye'de tanınmaya başlandı, sevilmeye başlandı. Tabii voleybolun sevilmesi bir başarıyla endeksli birazcık da. Kadınların ön planda olma nedeni de birazcık o. İşte sultanlar tabirini almaları, isimli almaların nedeni de işte dünya şampiyonasında gösterdikleri başarıydı zaten o. Şampiyonluklar bizim için önemli. Birinci derecede önemli değil. Ama nihayetinde yaptığınız yatırımlar daha sonra meyvesini veriyor. Önemli hale geliyor. Ama bizim için sosyal sorumluluk olarak bakıyoruz birinci anlamda. Bütün müessese kulüpleri öyledir. Şimdi yavaş yavaş sponsorlar da devreye girince voleybol daha ilgilenir hale de gelecek zaten. Voleybol federasyonu çalışıyor gerçekten o anlamda. Kavgasız, gürültüsüz. Başkan da zaten o anlamda alt yapıdan da geldiği için bu işleri de biliyor. İletişim de bu anlamda, takım sporlarında çok önemli. Aslında voleybol bugün genç kızların Türkiye'de en fazla yaptığı spor. Sporun topluma çok ciddi katkı sağladığını, özellikle Türkiye gibi genç nüfuslu bir ülkede çok ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz. Onların özgüvenlerini geliştirmede daha sosyal, daha disiplinli bireyler olarak ve nesiller olarak gelişmelerinde sporla uğraşmaları kesinlikle çok faydalı. Çok başarılı bir branşız ve ailelerin çocuklarını rahatlıkla bu branşa, voleybola verebileceği bir sporu yapıyoruz. Çok fazla çocukların oynamak istediği, özellikle kız çocuklarının çok tercih ettiği bir spor oldu. Tabii bununla başarı da aynı oranda devam ediyor. Bence Türkiye voleybolu iyi yerde. Çok daha iyi olabilir mi? Evet olabilir. Olması lazım zaten. Mesela artık
Ben her zaman Türkiye kadın milli takımını özellikle kürsüde görmek istiyorum. Her zaman olimpiyatlara giden bir voleybol takımı görmek istiyorum. Ki bunu yapabiliriz. Bunun için de mücadelemizi veriyoruz. Ama bunun tabii 2000'li yılların başından gelen bir başarı tablosu var. Filin Sultanları'nın gelmesi, devamında bayrağı bizim almamız, en iyi şekilde temsil etmeye çalışmamız, çocuklara voleybolu sevdirmemiz, ekran karşısında bizleri izlerken demek ki o duyguyu alabiliyorlar ki voleybolu sevdirebilmişiz onlara. Hayalinde belki bir maçımızı izlemek var, belki bir kez bizimle konuşmak olabilir. Onların o hayallerini gerçekleştirmek anlamında ve tüm Türkiye'ye voleybol tanıtmak anlamında ben Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde daha fazla organizasyon yapılmasını istiyorum. Umarım bunu başarırız. Ama bu federasyonumuz herhangi bir organizasyon yapılacağı zaman bizlerin de fikirlerini alıp ilerliyorlar ve en son mesela Viyaneli organize ettik Ankara'da. Çok da güzeldi Viyaneli ayağımız. Zaten gelecek sene de yine yapacağız. Sadece biraz daha voleybolu Türkiye'nin her yerine yayabiliriz diye düşünüyorum. Ben her zaman Türk oyuncuların gelişmesinden yanayım. Sonuç olarak milli takımda da biz hep birlikte oynuyoruz arkadaşlarımızla. Erkek takımlarının da çok çok gelişebileceği bir potansiyele sahibiz. Umarım bu potansiyeli kaçırmayız. Çünkü sürekli böyle jenerasyonlar geliyor ve geçiyor. Zaman çabuk geçiyor. Ben 28 yaşıma geldim bile. 13 yaşımdayken başlamıştım. 10 seneden fazladır belki A takımlarda oynuyorum. Gelişmemiz gereken daha çok şey var diye düşünüyorum. Şöyle, voleybol ilk başta arkadaşlık kurabileceğiniz mükemmel bir alan. Çok geniş bir alanı var bu konuyla ilgili. Ben ilk voleybola adım attığım zaman hissettiğim en güzel şeylerden biri buydu. Daha çok bilinçli bir toplum var. O zaman, ben ilk başladığım zaman voleybola çok efsanevi oyuncular vardı. Burada. Bizim önümüzde de Gökhan Öner vardı, Ahmet Toçoğlu vardı, Erkan Toğan vardı. Biz bu abileri izleyerek voleybolu sevdik. Onlar da bize sevdirdiler. O zamanın şartlarıyla şimdiki şartların arasında çok çok büyük farklılık var diye düşünüyorum. Tecrübe olarak, profesyonellik olarak Türkiye son 5 senede, 6 senede, 7 senede çok çok ileriye taşıdı kendini. Konuşuyorum. Erkek takımı için de şu anda çok güzel bir yaş ortalaması yakaladık. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık. Voleybolu bununla birlikte çok ileriye götürmek istiyoruz. Şu anda Türkiye'deki en başarılı branşın voleybol olduğunu düşünüyorum. Son 6-7 senedir Avrupa kupalarında özellikle Türk oyuncularla birlikte. Tabii ki dünya starları da geliyor ama Türk oyuncuların da çok büyük katkısı olarak son 6-7 senede voleybolu çok ileri taşıdığımızı düşünüyorum ben. A big congratulations to this federation. I think that they're doing an incredible job, also because the job they're doing is more difficult here than in any other country. For example, in Italy or in Germany, there is the federation just think about national team, and there is a league that think about the professional club. Here the federation take care about the league and take care about the national teams, and they have a lot of projects with the young people. And as far as I know, and from what I can see many years, the federation improved really a lot. From outside, you see Turkey have the best club in the world. Turkish volleyball is doing amazing job for the young player, especially till 18, 19, 20. So Fabrica, I mean a volleyball Fabrica, and then the national team permanent in Ankara, and then the staff of national team and the work of junior national team is incredible. The wish is that national team can win, maybe not this year, but in the next years can win some big medal in big tournament. And my great wish is to go to Olympic. So I really wish we can go to Olympic together. 60. yıla nasıl gelindiğine bir bakmak lazım. Nereden gelindiğine. Ama şu son 15 yılın içerisindeki yükselişe bakmak lazım.
devletin spor politikasına bakmak lazım. İnanılmaz spora önem veren bir şeyimiz var, devletimiz var, hükümetimiz var. 60 yılda nereden nereye geldiğimizi bir görmek lazım. Bugünkü bulunduğumuz yerin de kıymetini bilmek lazım. Tabii ki ülkemiz son 16 yılda hem tesisleşmede hem altyapı yatırımlarında önemli aşamalar kat etti. Bu bağlamda da Türk voleybolu altyapı yatırımları neticesinde bir takım sporu olarak ciddi aşamalar kat etti. Özellikle 2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda elde edilen büyük başarıdan sonra Filenin Sultanları efsanesinin gelecek nesillere örnek olması voleybolumuzun ülkemizdeki gelişiminde öncü rol oynadı. Kulüpler bazında birçok takımımızın Avrupa'da kazandığı şampiyonluklar neticesinde yıllar içinde oluşan istikrarlı başarı grafiği gençlerimizin bu spora olan ilgisini çok daha yukarı seviyelere taşıdı. Şu anki tabloda ise milli takımımızın başta 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları olmak üzere birçok önemli organizasyonda büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. 2019 yılı Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 61. yılı. Bugün voleybol Türkiye'nin en başarılı takım sporu. Ve bugün yapılan çalışmalar Türk voleybolunun gelecekte nasıl bir yerde olacağının ipuçlarını veriyor. Voleybol Federasyonu'nun yaptığı çok önemli devrim niteliğinde kararlar var. Bunları da göz ardı edemeyiz. Bugün Türk voleyboluna 40 yaşına kadar emek vermiş voleybolcularımızın voleybolu bıraktıkları gün tekrar voleybol camiasının içinde olmalarına inanan bir kişiyim. Bugün örnek vermek istiyorum sizlere. Antrenör konusunda bu yıllarını vermiş işte Filenin Sultanları dünyada, dünya şampiyonalarında iki defa sayısız, iki veya daha fazla sayısız MVP olmuş değerli oyuncularımız vardı. Bunların voleyboldan kopmaması gerektiğine inanıyordum. Dolayısıyla bir talimat değişikliğiyle bu kişileri voleybolun içinde tuttum. Örnek bu 60. yılda Filenin Sultanları'nda 13-14 oyuncumuzun, görev alan 13-14 oyuncumuzun 9 oyuncusu artık voleybol antrenörü oldu. 2019'da düzenlenecek Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nın ev sahiplerinden biri de Türkiye. Bu önemli organizasyonda Türk voleybolu bir kez daha dünyaya kendini gösterme şansına sahip olacak. Yönetimimizin önemli stratejilerinden bir tanesi uluslararası düzeyde sportif başarılar olmakla beraber voleybol sporunun halkımızın ve özellikle gençlerimizin nezdinde en sevilen spor dalı olmasını sağlamak ve bu iki alan arasındaki sinerjiyi geliştirmek. Bunun yollarından bir tanesi de uluslararası düzeydeki büyük organizasyonların ülkemizde gerçekleştirilmesi. Elit sporcuların burada mücadele ediyor olması. Bunun için açıkçası diplomatik olarak da elbette bir takım toplantılara katıldık. Burada yapılan güzel işleri, tesislerimizi, altyapımızı ifade edebildiğimiz bir takım görüşmeler yaptık. Avrupa'da ilk defa gerçekleştirilecek bir organizasyonla 4 ülkenin ev sahipliğinde önce grup maçları oynanacak. Ardından da final maçları ülkemizde gerçekleştirilecek. Gençlik Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla yapılan bir protokol söz konusu. Bugün Türkiye'de her ilin salonu olan okulların ve Voleybol Federasyonu'nun bakanlığımızın tesislerinin ortaklaşa kullanılma imkanı sağladık. Hani diyoruz 81 milyon nüfusa sahip bir ülke olarak artık hedeflerimizin Avrupa, dünya ve olimpiyat hedefleri olmasına inanıyoruz ki Voleybol Federasyonu olarak hedeflerimiz bunlar. Bu hedefleri yakalamak istiyoruz. Olmazsa olmazlarımız diyoruz. Yukarıya çıkmak kolay bir iş değil. Yukarıda kalmak daha zor bir iş. Dünyanın parmakla gösterilen voleybol ülkelerinden
bir tanesiyiz. Çok vefalı bir camiadır voleybol camiası. Aslında biz kocaman bir aileyiz. Yani bu hep böyle denir ama gerçekten öyle. Türk voleybolu ülke sporunun bana göre gerçekten gurur kaynağıdır. Daha ivme kazanarak iyi yerlere gidecek. Umarım uzun yıllar hep böyle başarılarla taçlandırılarak devam eder. Şimdi bence Türk sporunun unutulmayacak başarılara ihtiyacı yoktur. Ya ben artık Türk kadın voleybolunun özellikle hep zirvede olacağını düşünüyorum. Önemli olan oyuncularımızı üst seviyeye çıkarma konusundaki adım adım giden uygulamanın başarıyla devam etmesi. Sporun ve kadın voleybolunun Türkiye'deki geleceğini daha güçlendiririz. Biz ülke olarak neden kendi ekolümüzü, kendi voleybolumuzu yaratmayalım? Bunu bir hayal olarak da görmüyorum. Çünkü bu azim, kararlılık, yetenek ve cesaret Türk voleybol camiasında var. Bu 60 yıla gelene kadar bu süreçte Türk voleybolunun oluşmasında, gelişmesinde, bugünlere gelmesinde geçmişte federasyon başkanlarımı, yönetim kurulu üyelerimize, emeği geçen çalışanlara, emeği geçen sponsorlarımıza, kulüplerimize, taraftarımıza, camianın tamamına çok teşekkür ediyorum. İyi ki voleybol var diyorum. Voleybol her yerde çünkü biz hepimiz aynı takımdayız. Aynı heyecan her maçta, kalpler gün gün her smaçta. Bu sevda hepsinden başka, tribünlere koş. Sultanları, efeleri titretiyor filleri. 60 yıldır hep ileri, bu gururla coş. Hepimiz aynı takımdayız. Uzat ellerini, çok yakındayız. Hepimiz aynı takımdayız. Uzat ellerini, çok yakındayız. Hepimiz aynı takımdayız. Uzat ellerini, çok yakındayız.